Aksaray Ekranı Belediye TV'de güne merhaba da bugün günlerden Aksaray Belediye Spor. Evet yayınımızın başında da defalarca sizlere hatırlatmıştık efendim. Bugünkü stüdyo konuğumuz 68 Aksaray Belediye Spor Kulüp Başkanı Cem Çorakçı. Ve sen ben yok Aksaray Spor var diyerek Sayın Çorakçı'ya hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydınlar. Günaydın efendim. Evet Sayın Çorakçı, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2019-2020 sezonunda hafta sonu oynanacak son maçlarla birinci grup araya girecek. Evet. Ee, şöyle bir istatistiği hemen hatırlatalım seyircilerimize sözü size bırakmadan önce. Ligin 16. haftasında deplasmanda oynadığınız Tokat Spor galibiyetiyle birlikte ligde 16 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 29 evet. puanla 4. sıradasınız. Grup lideri Erzincan Spor'la aranızda 6 puan, puan var. Doğru. Yanlış mıyız? Doğru. Doğruyuz. Peki, evet 16 haftayı geride bıraktık. İlk yarıyı nasıl değerlendirirsiniz kulüp başkanı olarak? Ee, sezona başlarken e, mütevazi bir kadroyla e, başladık. Onun için e, orta sıraları e, hedefleyerek, çünkü kamuoyunda çok beklenti olmamasını e, istiyorduk. Çünkü ben Aksaray'ı çok iyi tanıyoruz, çok iyi biliyoruz. Çok heyecanlı bir toplumuz. Ee, sevince çok seviyoruz. Böyle sıkıcı sarılıyoruz olaya. Ee, ama geldiğimiz noktada e, playoff bandına yerleştik. Şu anda dördüncü sıradayız. Evet. Tabii ki buradan da çıkmak istemiyoruz artık. Hı -hı. İlk yarıyı genel itibariyle e, gayet iyi geçti. E, hem dereceleme anlamında e, hem de çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Hı -hı. Herhangi böyle çok fazla bir kırmızı kart olayımız olmadı. Sadece bir tane buca deplasmanda oyun gereği, pozisyon gereği bir kardeşimiz kırmızı kart gördü. Evet. Ee, karakterli, bütün Türkiye'nin e, takdirle izlediği e, bir takım oluşturduk. İnşallah da böyle devam edeceğiz. Şimdi aslında e, Aksaray bir futbol şehri diyebiliriz. Gerçekten Kesinlikle. fanatik bir taraftar grubuna sahipsiniz. E, siz de e, belirttiniz, e, Üçüncülük heyecanı uzun zaman bekleyişin ardından gelen şampiyonlukla birlikte üçüncülük heyecanı ve aslında ilk haftalarda biraz duran bir başlangıç yaptınız. Kulüp başkanı olarak da hep e, ayaklarınız yere basan bir yönetim anlayışıyla e, evet. beklentileri biraz e, frenlemeye çalıştınız ama şu an e, 16 hafta sonunda 4. sıradasınız. İlk 5'tesiniz bu çok önemli ve e, dediğiniz gibi futbol kamuoyunda e, beklentiler yükseldi. Önümüzdeki hafta pazar günü 15 Aralık'ta evinizde saat 13.30'da Sultanbeyli Spor'u ağırlayacaksınız e, ve ardından e, devreye gireceksiniz, araya gireceksiniz. E ee, öncelikle Sultanbeyli Spor karşılaşmasıyla ilgili bir kısa değerlendirme istiyoruz. Ardından e, takım için devre arasında kamp hazırlığınız var mı? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Evet. Ee, bu hafta sonu oynayacağımız rakip İstanbul takımı yıllardır 3. Lig'de mücadele ediyor. Gayet iyi bir kadrosu var. Son Hı -hı. haftalarda bir çıkışı var. Ee, zaten grubumuzdaki her takım e, yıllardan beri profesyonel ligde bulunuyor. Çok tecrübeliler. Hiçbir takımı kesinlikle küçümsemiyoruz. E, ama güzel olan artık onlar da bize önlem almaya başladı. Bunlardan dolayı çok mutluyuz. Zor bir maç olacak. E, ama bizim takımımız e, İstanbul'daki bir e, Çatalca maçı deplasmanda 3-0 mağlubiyetten 3-3'e geldi. E, yine bir Denizli'de Kızılca Bölük deplasmanında 1-0 geriye düştük. Ama yine 2-1'e e çevirdik. E, takımımıza çok güveniyoruz. E, Sultanbeyli e, çok Ciddiye alıyoruz ama biz istediğimiz oyunu sahaya yansıtırsak e, ligin son maçını da kazanarak tamamlamak istiyoruz. Taraftarımıza çok güveniyoruz. Bizi e, son haftalarda iyice seyircimiz artmaya başladı. E, zaten 68 gençlik taraftar grubumuz e, sürekli yanımızda. Onlara buradan e, tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Deplasman'da, kendi sahamızda hep yanımızdalar, hep destekçimizler. Yani bu son maçı da kazanarak inşallah e, ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz. Devre arasında da ee, e, bütün profesyonel takımların hı. olduğu gibi biz de Antalya'da hı hı. E, hocamızla planlamayı yapıyoruz şu anda. Antalya'da hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Kamp çalışması hazırlıklarınız çalışma var. Ya. Peki Sayın Çorakçı izninizle kısa bir hatırlatma yapalım sevgili seyircilerimize. Evet efendim 68 Aksaray Belediyespor Kulüp Başkanı Cem Çorakçı canlı yayında stüdyo konuğumuz bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz Aksaray Belediye TV. Ee, sizlerden de 15 Aralık'ta oynanacak 68 Aksaray Belediyespor ve Sultanbeyli maçıyla ilgili skor tahminleri bekliyoruz ve tabii ki başkanımdan da hazır bu konuyu kapat Sultan Beyli karşılaşmasını efendim siz ne dersiniz Pazar günü oynanacak. Maç. Bizim açımızdan sonuç vermek kolay değil ama çok mücadele edip kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak için tarihe çıkacağız diyorsunuz. Peki Antalya'da bir kamp sezonuna gireceğinizi söylediniz ikinci sezon öncesinde. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de aslında futbol kamuoyunda. Ee, takım için yeni transferler olacak mı? Ve e, takımdan ayrılacak oyuncular var mı? Bu konuyla ilgili e, nasıl bir açıklama yaparsınız? Ee, biraz önce bahsettiğimiz gibi çok önemli bir maçımız var pazar günü. Bu maçı Hı -hı. geçtikten sonra bütün bunların hepsini Hı -hı. E, teknik heyetimizle, teknik kadromuzla beraber e, belirleyeceğiz. E, futbolcularımız burada bulunmaktan çok mutlu. Biz futbolcularımızdan çok mutluyuz. Ama her takımın tabii ki devre arasında transfere ihtiyacı olur, eksik bölgeleri olur bunların hepsini teknik eğitimimizle beraber diğer yönetici kurulu arkadaşı da, yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber hepsini değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta bunlar tam anlamıyla netleşmeye başlayacak. Evet şu an e... Birazcık ketum davranıyoruz diyorsunuz kulüp başkanı. <laughs> Peki şöyle bir mesajlarımız var hemen size de aktaralım efendim okuyalım mesajlarımızı. Başkanımızın yanınızdayız. 3-0 olacak e, diyen var efendim Sultan Beyli ve İnşallah. işte hafta sonu oynayacağınız maç için. Aksaray'ım şıkır şıkır diye bir mesaj gelmiş. Ruhunuz yeter gençlik yanınızda diye efendim destek mesajları yağmaya devam ediyor. Dediğimiz gibi Facebook adresimiz Aksaray Belediye TV. Evet anladığım kadarıyla yeni transferler ve takımdan ayrılacak oyuncular konusunda çok fazla bilgi edinemeyeceğiz. Tabii ki siz de haklısınız bir kulüp başkanı olarak bu seviyede tutmakta. Evet peki Antalya'da kampa gireceksiniz, dinleneceksiniz, moral depolayacaksınız. İnşallah hafta sonu da güzel bir galibiyetle efendim ...bir dinlenme İnşallah. sürecine gireceksiniz. Bunu temenni ediyoruz canı gönülden. Peki ikinci yarı ile ilgili öngörüleriniz nelerdir? Dediğimiz gibi futbol kamuoyunda şu an ilk beştesiniz, dördüncü sıradasınız, 29 puandasınız. Beklentiler yükseldi, ümitler yeşerdi. Evet. İkinci yarı ile ilgili öngörüleriniz nelerdir? Hani Belki çok erken bunları konuşmak için ama... Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Evet, şimdi e, Türkiye'deki bütün profesyonel liglerde ikinci yarılar her zaman daha zor olur. E, çünkü artık sona doğru gelinmeye başlar. Telafisi olmayan haftalara evet. girilmeye başlanır. Hı -hı. E, çok daha zor, çok daha stresli ve heyecanlı geçer. Biz e, Aksaray olarak, Aksaray kamuoyu gerçekten futbolu çok seviyor. E, bizim 25 yıllık bir profesyonel e, lig tarihimiz var. Bunun iki yılı Hı -hı. 2 yılı 2. ligde, diğer yeri kalan zamanlarda hep 3. ligde. Ee, i̇nanın ben kendim 15 yıl profesyonel futbol oynadım, 8 yıl antrenörlük, sportif direktörlük yaptım. Hı -hı. Ee, profesyonel bir şekilde bu camianın içinde bulundum. Aksaray'ın potansiyelini evet. çok iyi biliyorum. Diğer şehirlerin e, potansiyelinden daha fazla, çok rahat bir şekilde birinci ligi kaldırabilecek bir potansiyelimiz var. Ama Hı -hı. bizim bir ara vermişliğimiz var. Aksaray olarak, Hı -hı. Aksaray Spor olarak bir ara vermişliğimiz var. Tekrar bunu toparlamaya çalışıyoruz. Kamuoyu tekrar... Daha fazla ilgilenmeye başladı. Hı hı. E, yani bulunduğumuz noktadan asla aşağıya inmek istemiyoruz. E, bu playoff bandından çıkmak istemiyoruz. E, bütün planlamamızı, bütün mücadelemizi bunun için yapacağız. Playoff bandında kalmak için yapacağız. Kesinlikle. Evet, e, dediğiniz gibi aslında ikinci yarıda e, mücadele daha çetin. E, lige tutunmaya çalışacak olan takımlar yine playoff için yerini korumaya çalışacak olan takımlar gerçekten kolaylıklar diliyoruz işiniz çok zor yine mesajlarımız gelmeye devam ediyor hemen aktaralım. Evet Evren Başkanım ve Can Başkanımla Aksaray'ın başka bir havaya büründü. sizlerden Allah razı olsun demiş bir seyircimiz. Yine başka bir mesajımızda ise şehrin takımı bu senede şampiyon inşallah demiş. İnşallah maşallah diyelim efendim. Bu işi bilen adamlar olunca bir de destekleyen bir belediye başkanı olunca her şey güzel oluyor demiş. Ee, diğer bir seyircimiz de yine bize gönderdiği mesajda. Ee, evet Sayın Çorakçı. E Dediğimiz gibi yeşil sahalardaki mücadeleniz çok çetin. E, ayrıca kamuoyunda, futbol kamuoyunda e, takıma ayakta tutmak için verdiğiniz mücadele çok çetin. Sorumluluğunuz çok büyük. E, Belediye Başkanı Evren Dinçer'in destekleri yine aynı şekilde Aksaray Valisi Sayın Ali Mantı'nın destekleri ve tabii ki e, taraftar desteği e, gerçekten e, bildiğim kadarıyla 8 deplasmanın Yedisinde e, sizlerle birlikte oldu ve o kilometreleri sizlerle birlikte aştılar geldiler e, ve bugün de bu akşamda özel bir program e, düzenleniyor 68 Aksaray Belediye Spor Kulübü için e, neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili ee, ilk önce şunu söylemek istiyorum ee, Sayın e, Belediye Başkanımız Evren Dinçer gerçekten her zaman yanımızda hiçbir zaman desteğini bizden esirgemiyor. E, dolu dolu bizle beraber olayı yaşanıyor yaşıyor. Hı hı. E, bundan dolayı kendisine çok minnettarız. Yönetim Kurulu adına burada sizlerin huzurunda tekrar çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde şehrimizin e, Sayın Valimiz Ali Mantı Bey de e, futbolu çok seviyor. E, biz de aksiyonel olarak bu konuda çok şanslıyız. O da e, sürekli bizim yanımızda. E, bizimle beraber bu konuda nabzı atıyor. Çok mutluyuz. Onlar da kendi adıma... Ve YouTube kuruladığına ona da çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Ee, akşam bir dayanışma yemeğimiz var. Bir kaynaşma yemeğimiz var. Bütün kulüpler bunu yapıyor. Biz de akşam e, orada olacağız. Yine Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızın önderliğinde. E, i̇nşallah e, iş adamlarımızla beraber e, güzel bir yemek yiyeceğiz. Onların desteğine e, ihtiyacımız var. Onlar yanımızda olduğu sürece e, biz kuvvetleniyoruz. inancımız artıyor. Hı hı. E, biz de e, çok mutlu oluruz ve enerjimiz yükseliyor. Peki taraftarlar bizimle birlikte gerçekten çok sayıda mesaj geliyor. Yine bir seyircimiz Aksaray Spor ve Dilek Hanım'a başarılar dilemiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu şehirdeki herkes takıma sahip çıkmak zorunda diye bir mesaj var. Aslında belki de günün. Ee, Özetini e, veren bir mesaj. Önemli bir mesaj. Ee, evet e, dediğiniz gibi bu akşam e, takıma destek adına gerçekleştirilecek bir yemek programı var. E, peki e, kulüp başkanı olarak siz e, e, hani tüm bunların dışında daha samimi olmamız gerekirse e, neler söylemek istersiniz? Yani biraz dertleşecek olursak hani kameraları unutalım. <laughs> 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 evet. Çok şükür şu, şu anda her şey yolunda. Tabii sezona başlarken yıllar sonra profesyonel tekrar dönen bir Aksaray Belediyespor. Ee, biraz zamana ihtiyacımız vardı. Onun için biraz da biz kamuoyunda, ya bir ben şu, yapı itibariyle çok Hı -hı. şovu seven birisi değilim. Çok vaatte bulunmak isteyen birisi değilim. Daha gerçekçi Hı -hı. E, davranan bir kişiyim. Her platformda ticaretimde de böyleyim. E, kulüp başkanlığında da net bir şekilde götürmek istiyorum. Çünkü ee, içi dolu olmayan e, cümleler e, bizi zamanla e, bunlar ortaya çıkar. Bunlarla yüzleşmek zorunda kalırız. Ben tekrar tekrar söylüyorum. Bizim Aksaray Belediyesporumuz Sporumuz gerçekten çok kuvvetli. Hı hı. Halkımız kamuoyumuz bu işi gerçekten çok seviyor. 68 ee, Gençlik taraftarı gerçekten bütün deplasmanımıza geliyor. Grubun içinde çok yaşlı abilerimiz, büyüklerimiz var. Yani Aksaray Spor sevdasıyla geliyor. Çok genç kardeşlerimiz var. Ee, biz şunu hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Türkiye liglerinde bulunan bütün profesyonel kulüplerin hemen hemen hepsi, sadece birkaç tane tanesi hariç borçlu. Evet. Ee, bizim ilk e, çok dikkat edeceğimiz ve bu sezonu kesinlikle bir profesyonel takımı e, borçsuz sezonu kapatmak istiyoruz. Hı hı. Yani buna çok dikkat ediyoruz ve bundan da taviz vermeyeceğiz. Tabii ki yukarıdaki bulunduğumuz bu noktayı kaybetmek istemeyeceğiz. İnşallah dördüncülükten üçüncülük, ikincilik, birinciye doğru belki şampiyona doğru çıkmak isteyeceğiz ama bizim ilk kazancımız e, bütçemizi, ekonomimizi doğru yönetebilmek. Çok şanslıyız, çok değerli yönetici arkadaşlarımız var. E, onların sayesinde hem kendi işlerinde çok başarılı insanlar, e, hem kendi paraları gibi kulübün ekonomisini yönetmeye çalışıyorlar, kendi işyerleri gibi yönetmeye çalışıyorlar. E, biz bunun sözünü kesinlikle veriyoruz. Tabii şampiyon olmak, şampiyonun sözünü vermek çok zor. Yani kulüpler milyon euro'lar harcıyorlar Süper Lig'de. Her sene bir başkası şampiyon oluyor. Hiç kimse bunun garantisini veremez. Ama biz borçsuz bir kulübü, sürdürülebilir bir kulübü e, yönetmeyi söz veriyoruz. Ve tabii ki bu heyecanı, bunu yaşarken de takımımızı en yukarı tutup başarılı olmak istiyoruz. Bizim doğamızda başarı var. Ben kendim sporcuyum. Biz hep hedefi olan insanlarız. E, i̇nşallah kamuoyu bizi çok destekliyor. Biz insanların ayağına gittik. Onlardan yardım talebinde bulunduk. E, tabii bu yardım talebi derken bağış anlamında değil ama karşılığında stadyumumuza e, reklam alması açısından evet. o firmaların reklamını yaptık stadyumumuzda. Çünkü Aksaray Belediyespor'un marka değeri oluşmaya başladı. Kamuoyu ilgilenmeye başladı. Seyirci sayımız artmaya başladı. Herkesin bu takımı konuşmaya başladı. Ben bu kulübün geçmişini de bildiğim için e, evet. bu tepkilerin geleceğini e, görebiliyorduk. E, dolayısıyla çok mutluyuz. Kamuoyu desteklemeye başladı. Ama bunun artarak devam etmesi gerekiyor ki biz de bu yukarılarda durabilelim. Şimdi grubumuzdaki rakiplerimize bakarsak bir Erzincan Spor var. Evet. Gerçekten çok güçlü, çok ekonomisi Hı -hı. yüksek ve, ve şu an e, grup, lideri. grup lideri aynı zamanda. Puanı çok tecrübeliler. 35. Yıllardır bu ligde evet. ligler. ikinci İkincilikte yıllarda bulundular. Antalya Serik var. Geçen sene finallerde penaltılarda kaybetmiş bir takım. Onların da çok büyük bir bütçesi var. Yani çok tecrübeli bir rakiplerimiz var. Bir buca spor var. Ordu spor var. Süper lig deneyimi yaşamış e, şehirler bunlar. Bunlar bir anda e, çok ciddi paralar toplayıp, çok ciddi keletlenip e, bir şeyler yapabiliyorlar. Ama biz e, inanın hepsinden daha güçlüyüz, hepsinden daha samimiyiz, hepsinden daha fedakar bir yönetim kurulumuz var. E, futbolu çok seven bir valimiz, bizi çok destekleyen futbolun içinde bulunan bir belediye başkanımız var. E, biz bütün bunların hepsini bir bir olarak e, evet. değerlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet Sayın Çorakçı yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Maddi destek önemli az çok dememeli. Herkes elini cebine atmalı diye bir mesaj gelmiş izleyicimizden. Diğer bir mesaj için mesaj ise başarı için manevi desteğin yanında maddi destek şart. Çabanıza, başarınıza Helal olsun diye başka bir mesajla efendim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, e, Facebook adresimizi e, hatırlatalım sizlere. Aksaray Belediye TV e, evet Güne Merhaba programında canlı yayında e, Aksaray Belediye Spor Kulüp Başkanı Cem Çorakçı beyefendi ile birlikteliğimiz e, devam ediyor. E, evet evet Playoff'ta kalma sözü veriyor muyuz ikinci devrede? Evet. Hani değerlendirmeyi yaptık aslında genel bir bakış attık geride kalan 16 haftaya. Ee, bu sözü aktaralım mı buradan Bunun mücadelesinin Aksar bu Belediye TV ekranlarından? Tabii ki bunun mücadelesinin sözünü veriyoruz. Hı -hı. Ee, futbol çok paydası olan bir şey. Biz bunu ilk önce futbolcularımızla bu şehri futbolcularımıza tanıtarak benimseterek Hı -hı. E, söyledik. Biz futbolcu kardeşlerimiz çok genç oyuncularımız var. Ee, onlarla beraber, sonra teknik eğitimimize beraber, sonra taraftarımız, sonra şehrin e, değerli insanları e, hep beraber kenetlendiğimiz sürece, beraber olduğumuz sürece tabii ki bu sözü veriyoruz. Playoff'ta e, devam edeceğimizi, playoff bandından çıkmamaya çalışacağımızın e, sözünü veriyoruz. Biz e, futbolcularımıza, teknik eğitimimize çok güveniyoruz. Yani şunu da belirtmek istiyorum, ben e, ilk hocamızla anlaşırken dedim ki hocama mutlaka Aksaray'ın çocukları da bu kadroda yer almalı. Hı hı. 25 kişilik oyuncu kadromuzun içerisinde şu anda 6 tane Öpöz Aksaray'ın çocuğu var, Aksaray'ın evladı var. 2 tanesi tecrübeli, başka kulüplerde de oynamış oyuncularımız. Ve 4 tane de genç, 18 yaşında, pırıl pırıl, 4 kardeşimiz var. Zamanla inşallah sürede bulacaklar kendileri. Hı hı. Yani playoff bandında bulunmaya çalışırken, şampiyonluk kovalamaya çalışırken, Kulübü borçsuz bir şekilde yönetmeye çalışırken aynı zamanda da genç oyuncular da yetiştirmeye çalışıyoruz. Hı hı. İlkelerle devam etmeye çalışıyoruz. Evet. Menajerlerle işbirliği yapmıyoruz. Hı hı. Kulübe menajer sokmuyoruz. Kesinlikle menajerlere bir ücret ödemiyoruz. Bunun için böyle bir teknik heyet oluşturduk. Bunun için böyle bir sportif direktör getirdik. Evet. Bu şartlarda kulübümüzü yönetmeye devam ediyoruz ve profesyonelde kalmak için her şeyi yapmaya <laughs> tekrar söz veriyoruz. And evet. it's Bu yolun sonu ne olursa olsun biz mücadelenizi görüyoruz ve yanınızdayız demiş diğer bir seyircimiz. Yine e, Mehmet Coşkuner şehrimizin en önemli dinamiklerinden olan takımımız ve taraftarımıza sonsuz desteği olan belediye ve kulüp başkanımıza teşekkür ederiz. Birleştirici güç olması için daha çok çalışmamız gerekmektedir. Şehir bizim, takım bizim demiş Mehmet Coşkuner. Teşekkür ediyoruz efendim. E, Mehmet Bey'e gönderdiği mesaj için. Yine e, efendim Aksaray Görme Engeller Spor Kulübü. Sizi seviyor ve destekliyoruz. Samimi olmanız sayesinde çıkacağız. İkinci Lig'e temennisiyle efendim bir mesaj göndermiş. Aksaray Görme Engeller Spor Kulübü. E, evet artık e, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. E, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son mesajlarınızı alalım. E, davetinizden dolayı sizlere çok e, teşekkür ediyorum kulübümün adına. E, Aksaray Kamuoyuna da e, gerçekten e, şunu ee, söylemek istiyorum. Ee, biz çok samimiyiz. Biz Aksaray'ımızı, Aksaray BD Spor'umuzu çok seviyoruz. Ee, elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Bütün mesaimizi e, kulübümüze harcıyoruz. Ee, eşim de bu arada beni çok destekliyor. Sağ olsun. Ee, <laughs> selamlar, evet, Ona da çok selamlar e, iletiyorum. E, yani kendisi bana izin verdi. Dedi ki yani e, önceliğinde de Aksaray BD Spor olsun dedi. Ona da çok teşekkür ediyorum. E, biz e, yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız ...personelimiz, futbolcularımız, teknik eğitimiz... ...inanın e, layık bir şekilde Aksaray'a... E, ...layık olacak bir şekilde mücadele ediyoruz. Bu kulübü de e, en yukarılarda tutmak için... ...elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. E, herkesin ayağına gideriz. E, herkesle bu konuyu paylaşırız. E, çok açık, çok net, çok şeffaf yönetiyoruz. E, bizleri bugüne kadar destek olan... Ee, bütün e, abilerimize, kardeşlerimize, hemşilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ee, onları mahcup etmemek için mücadelemize devam edeceğiz. Evet, e, Sayın Çorakçı aslında eşiniz Hanım Efendi sayesinde de e, kadın e, futbol severlere, kadın taraftarlara da seslenelim. Aslında hani e, taraftar desteğinden bahsediyoruz. Peki e, 68 e, Aksaray Belediyespor'un e maçlarında tribünlerde kadın seyirci oranı nedir? Yani buradan da çağrıda bulunmuş olalım. Evet, biraz az ama biz bayan seyircilerimizi seyircilerimizde arzu ediyoruz tabii. Yanımızda görmek istiyoruz. Onların enerjileri tabii ki o kadın hisleri daha fazla. Biz belki ileriki haftalarda onlar için de farklı bir bir proje yapacağız. Onları da stadyumda görmek istiyoruz. Peki efendim biz de sizleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçta da efendim canlı gönülden tekrar başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler güne merhaba da bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz... Belediye Spor Kulüp Başkanı Cem Çorakçı Beyefendi'ye tekrar teşekkür ediyoruz ve yarın sabah saatlerinde bu ekranda saat 9'da tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle sevgiyle kalın, hoşçakalın.